Merhaba sevgili dostlar, Bilgi Ağacı'nın yeni bir bölümünde daha yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi birbirinden değerli konuklar ve birbirinden ilginç konularla Bilgi Ağacı programımız devam ediyor. Bugün çok değerli bir konuğumuz daha var. Zaten kendisini tanıyorsunuz. Daha önceki programlarımızda da kendisiyle bir bölüm çekmiştik. Evet. Profesör Doktor Tayfun Uzbay hocamız kendisi geldi. Davetimizi kabul etti sağ olsun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Cem. Ben teşekkür ederim. Bilgi Ağacı'na konuk olmak çok güzel. Burada çok nitelikli güzel programlar yapılıyor. Biz de memnunuz yani. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Bir önceki bölümde hocamızla cehalet bilimi üzerine konuşmuştuk. Hatta cehalet bilimi adında da bir kitap yazmıştı. Hala da satışı devam ediyor. İçinde cehaletle ilgili ve doğru bildiğimiz yanlışlarla ilgili birçok bilgilendirme mevcut. Bugün de aslında cehalet biliminin devamını konuşacağız. Konumuz aslında bugün daha çok bunun özelinde ilaç sektörü, ilaç sektörüne yapılan saldırılar. Tabii burada amacımız ilaç sektörünü savunmak kesinlikle değil ama yanlış bilinen şeyleri ortaya çıkartmak ya da doğru olduğu zannedilen şeylerin aslında yanlış olduğu üzerine konuşacağız hocamızla. İlk sorumuzla başlayalım hocam. İlaç sektörü üzerinden yapılan bir takım programlar var son dönemde. Hı hı. Hatta Soner Yalçın'ın bununla ilgili bir kitabı da var. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kaos var bir kere ortada. İlk onu söyleyerek başlayayım. İlaç endüstrisi veya ilaç geliştirme işleri ne Soner Yalçın'ın, ki iyi bir yazardır, kendisini çok takdir ettiğim yönleri vardır. Ancak son kitabı Kara Kutu'nun ben biraz danışmanlık almaya ihtiyacı olan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yazarın takdiridir. Yazar bir takım kaos teorileri üzerinden beslerse ya da komplo teorileri çok fazla ön plana çıkarsa tabii ki bunların okunurluğu çok daha fazla artıyor. Çünkü insanlarda bir merak var. Ama ilaç gibi önemli bir konudaki ilaç doğrudan toplum sağlığını, sevgili Cem, doğrudan toplum sağlığını çok net etkileyen bir şey ve halkın ilaç okur yazarlığı çok düşük. Bu noktada vereceğiniz mesajları çok dikkatli vermeniz gerekiyor. Halka yönelik mesajları çok dikkatli vermeniz gerekiyor. O yönüyle ben eleştiriyorum Kara Kutu'yu daha çok. Keşke bunu bir bilim kurgu romanı şeklinde yazsaydı. Yani hani derler ya buradaki veya şöyle yazsaydı, bir masal veya bir hikaye gibi yazsaydı. Hani bir film olur denir ki bu filmdeki bütün karakterler aslında bir şeyi anlatır o ama bu filmdeki bütün karakterler işte sahtedir ya da uydurmadır gibi bir şey söylenir. Şimdi orada da birçok böyle kanıtlanamayacak şeyler var, havada kalan noktalar var ve bazı çok talihsiz mesajlar var. Tabii benim amacım burada doğrudan doğruya bir yazarın kitabını kötülemek veya bir yazarın kitabını eleştirmek değil aslında. Böyle bir niyetim yok ama ben burada bir uyarı görevi yapıyorum. Tabii ki bu kitap okunabilir ama bu gözle okunursa, yani çok kanıta dayalı verilerin olmadığı bir kitap olarak görülüp, kanıta dayalı başka kaynaklara da bakılarak oradan bir sentez yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ilaç konusu tam bir kaos gibi oldu. Özellikle bizim ülkemizde televizyon programlarında ve medyada ilaç konusu defaatle ele alındı. Maalesef burada çok aklı başında bazı konuşmalar da oldu, doğru mesajlar da geldi. Ama çoğunlukla bunun dışında böyle bir ilaç karşıtlığı, hatta bunun paralelinde bir aşı karşıtlığı, kanıta dayalı tıp karşıtlığı, modernizm üzerinden kanıta dayalı tıbba vurma ve buradan hareketle işte daha böyle kadim tıp denilen eski bir takım yöntemlere, koca karı ilaçlarına veya işte her şeyin şifasının doğada olduğu yaklaşımına çeşitli vurgular yapıldı. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani bir kaos ortaya çıktı. İlaç ve modern tıp bir tarafta, öbür tarafta da işte kadim tıp, geleneksel tedaviler ve alternatif tıp diye başka bir alan ortaya çıktı. Bir taraf, yani hekimler, eczacılar, işte bazı bilim insanları aman yapmayın diye bu tarafı savunurken, bunun karşısında da bazılarının, akademisyenlerin oluşturduğu ciddi bir karşıt kutuplaşma ortaya çıktı. Şimdi burada ilk karşımıza çıkan şey neydi? Halk tarafından bakarsak, halkın gözüyle bakarsak, akademisyenler tartışıyorlar. Adının önünde profesör ya da doçent yazan bazı kişiler
modern tıbbı, kanıta dayalı tıbbı ve bu ilaçları, kimyasalları yerden yere vuruyor. O kadar ileri gidildi ki bazı televizyon programlarında ve bu televizyon kanalları çok izlenen kanallar ve prime time dediğimiz en çok izlenen saatlere konulan saatlerde bazı insanlar o kadar iddialı laflar ettiler ki bu kullanılan her bir ilaçla işte genetik profillerin değiştiği, insanların artık maymunlaşmaya doğru gittiği, aşıların kısırlıktan otizme kadar birçok şeye yol açabildiği, aslında depresyon ilaçlarının depresyonu hiç tedavi etmediği ama onun aksine işte insanları intihara sürüklediği birçok bilgi havada uçuştu. Buna karşı da daha cılız tabii çıktı sesleri. Çünkü medyada şöyle bir maalesef prensip var. Medyanın etik prensipler çerçevesinde bunu gözden geçirmesi gerekiyor. Köpeğin adamı ısırması haber oluyor. Ve bazı akademisyenlerin yaptığı tam da köpeğin adamı... Adamın köpeği ısırması. Yani, ters söyledim. Adamın köpeği ısırması. Yani bir insanın bir köpeği ısırması haber oluyor. Medyanın tam da peşinde koştuğu bu. Spekülatif şeyler. Ve bir takım akademisyenler tam da bunu yaptılar aslında. Ve bu şekilde büyük bir kaos ve bir şüphe ortaya çıktı. Şimdi iki akademisyen bir konuyu artı ve eksi şeklinde tartışıyorsa, birbirine zıt şekilde tartışıyorsa, dışarıdan bakan halkta ilk oluşacak şey şüphedir. Bir profesör diyor ki Tayfun Uzbay, ilaçlar iyidir, ilaçlarınızı terk etmeyin. Başka bir profesör diyor ki bu ilaçlar zehirdir, bunları dikkat edin, kullanmayın. Batı tıbbı bizi işte mahvediyor, genlerimizle oynuyor, siz kadim tıbba dönün. Şimdi burada halkta bir soru işareti oluşacak. Ve oluşan soru işareti genellikle halkta şu şekilde cevabını bulur. Duymak istediğinden yanadır. Yani kronik olarak uzun süre ilaç kullanan, diyet yapmak zorunda olan, bir takım ilaçların tabii ki yan etkileri de vardır ilaçların. Buna da değineceğiz biraz sonra. Bunlardan kurtulmak isteyen insanlar hemen ilaçlarını terk edip öbür tarafın söylediğine bir yaklaşım sağlarlar. Şimdi önünde, adının önünde akademisyen yazan kişiler. Yerleşik bir takım teoriler var. Yani bu ilaçlar nereden geldiğini de söyleyeceğim biraz sonra. Bu ilaçlar gelirken reçeteye yazılıncaya kadar çok uzun bir süreçten geçiyorlar. Birçok süzgeçten geçiyorlar. Şimdi siz bu kadar süzgeçten geçmiş ve bunun neticesinde ilgili bakanlıktan ruhsat almış, hekimlerin reçeteleyerek hastalarına ulaştırdığı bir takım maddeleri, ilaçları kötülemeye başladığınız anda ve bunlar işe yaramıyor dediğiniz anda bunun kanıtlarını ortaya koymanız gerekiyor bir kere. Ve bunun halka ilan edemezsiniz bu şekilde. Siz ancak ezber bozmak istiyorsanız ki çoğu ezber bozdu diye medya başlık atıyor bunlara. Ezber bozmak istiyorsanız ezberi bozacağınız yer gene akademik çevrelerdir. Oturursunuz bunun üzerine bir makale yazarsınız. Tezinizi destekleyecek, görüşlerinizi sizi destekleyecek bir takım verileri bunun altına koyarsınız. Bilimsel kongrelere katılırsınız, burada sunumlar yaparsınız. Bu teziniz eğer işliyorsa ve gerçekten doğruysa ve yeterince kanıt ortaya koyduysanız siz ezber bozabilirsiniz. Bazen ezber bozmanız için uzun sürelerin de geçmesi gerekebilir. Ancak ezber bozma işini bir akademisyen halka şikayet ederek, halka söyleyerek yapamaz. Akademisyenler ancak halkı yerleşmiş, kitaplara geçmiş, tıp eğitiminde doğruluğu, bugün için doğruluğu kabul edilen ve kendi bilimsel alanlarını ilgilendiren konularda net verilerle bilgilendirirler. Bunun ötesinde halkın kafasında şüphe yaratacak, halkın kafasını karıştıracak, halkın anlayamayacağı, halkın detayına inemeyeceği kadar uzmanlığı olmayan bir takım konuları bu şekilde açıklayamazlar. Şimdi ilaçlar nasıl geliyor? Öbür tarafta alternatif ürünler nasıl geliyor? Bir ona bakalım isterseniz. Evet, yani ilaç son tüketiciye ulaşana kadar ki geçtiği süreç nedir? Şimdi tabii önce ilacın tarifini doğru yapmak lazım. Bizim buradaki ilaçtan kastettiğimiz... Şimdi kelle paçaya da artık ilaç gibi geldi diyoruz. Hayır, kelle paça kesinlikle bir ilaç değildir. Kelle paçanın ilaç olabilmesi için nelerden geçmesi gerektiğini de göreceğiz. Hani bu kelle paça aslında güzel, faydalı bir yiyecektir. Kelle paçayı kötülemek gibi bir niyetim de yok burada. Öyle bir şey de çıkmasın ortaya ama
kelle paçaya çok büyük anlamlar yüklenmesi de çok anlamsız öbür taraftan. Şimdi ilaçla kelle paçayı ya da ilaçla herhangi bir alternatif tedaviyi neden mukayese etmemiz gerekiyor? Ben onu anlatmaya çalışacağım. İlaç dediğimiz bir molekül, önce bir molekülün bir soruya cevap vermesi lazım. Yani bizim bir problemimiz vardır. Problemimiz nedir? Ya diyabettir, ya hipertansiyondur, ya kanserdir, ya ülserdir, ya Parkinson hastalığıdır, ya depresyondur. Bir problem vardır ortada, bir hastalık vardır. Ve biz bu hastalığı ya tedavi etmek için ya da bu hastalığı önlemek için bir şeyler yapmaya çalışırız. Önleyici tedavinin en önemli kısmını bakın aşılar oluşturur. Aşılar o yüzden çok değerlidir. Bir hastalığı hiç ortaya çıkmadan önlemek hem büyük bir ekonomik tasarruf sağlar hem insan sağlığını koruma anlamında çok önemli bir faydalı bir yöntemdir. Ve aşılar sayesinde biz çiçek hastalığı gibi ortaya çıktığı anda milyonlarca insanı bir anda öldüren ve çok hızlı yayılan, bugün mesela koronavirüsle ilgili falan konuşuyoruz. Geçtiğimiz dönemlerinde dünyanın o çiçek salgınlarında milyonlarla ölçülebilecek miktarda insanlar kısa sürede hayatını kaybetti. Bir veba salgını Avrupa nüfusunun 1/3'ünü yok etti. Kolera salgınları dönemsel olarak karşımıza çıktığında yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tifo ve tifüs salgınları çok önemli salgınlardı. Ve bebeklerde, çocuklarda karşımıza çıkan çocukluk çağı, işte kızamıklar, difteriler, bu tarz enfeksiyonlar, verem başka bir olay, ona da geleceğim. Biz bunların aşılarını geliştirerek neyi sağladık? Bir, bu hastalıkları hemen önledik. Sağlıklı bireyleri aşılayarak diğer insanlardan bu insanlara bulaşmasını engelledik ve ölümleri çok azalttık bu şekilde. İki, çocuklarda özellikle ürettiğimiz aşılarla çocuklar çok ölüyordu eski dönemlerde. Yani çocuk ölümleri çok hızlıydı, çok fazlaydı. Az sayıda çocuk hayatta kaldığı için dünya nüfusu artmıyordu ve ortalama insan ömrü kısaydı. Çocuk ölümlerini azalttık, çocuk ölümlerinin önüne geçtik ve insan ömrü 40'lı yaşlardan 70'li, 80'li yaşlara kadar uzadı. Öbür taraftan çocuk ölümleri azaldı, hayat konforu arttı insanların. Şimdi koruyucu tedavi böyle bir şey. Öbür taraftan eğer koruyucu bir önlem alamıyorsak bu sefer tedavi etmeye çalışıyoruz. Tedavimiz de ikiye ayrılıyor. Radikal ya da semptomatik. Demin sen tüberküloz dedin ya. Mesela tüberküloz radikal bir tedaviye kavuşmuştur. Tüberküloz çok önemli bir hastalıktı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir pik yaptı bütün dünyada ve çok öldürücüydü. On binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ve çok dramatik bir hastalıktı. Ne zaman ki tüberküloza neden olan bir bakteri tarif edildi ve daha sonra bu bakteriyi öldüren bir antibiyotik geliştirildi. Ondan sonra tüberküloz bizim alanımızdan çıktı. Biz tüberkülozu çok fazla konuşmuyoruz artık dünyada. Ancak çok geri kalmış yerlerde, iyi beslenme koşulları olmayan, iyi yaşam koşulları olmayan yerlerde görebiliyoruz. Ve bizim gündemimize ne girdi? Mesela kanser daha çok girdi. Biz kanseri daha çok konuştuk. Kanser aynı zamanda artan insan ömrüyle orantılı olarak aslında kanser bir yaşlılık hastalığıdır. Yaş ilerledikçe birçok kanser türü yaşla birlikte ortaya çıkar. Kanserlerin ortaya çıkması daha çok problem yaratmaya başladı bizim için. Buradaki tedavi radikal bir tedavi ama radikal tedavisini yapamadığımız hastalıklar da var. Buna kendi daha çok ilgilendiğim alan olan nöropsikiyatrik hastalıklardan örnek vereyim. Otizm, şizofreni, Alzheimer, 3 tane çok ciddi hastalık var. Ve bu hastalıkları biz radikal olarak tedavi edemiyoruz. Yani bir ilaç vererek tamamen hastalığı yok edemiyoruz. Ama ne yapabiliyoruz? İlaç vererek bu hastalıkların belirtilerini baskılayıp hastaların daha çok sosyal hayata katılmalarını sağlayabiliyoruz. Onlardan daha çok istifade edebiliyoruz. Onların daha çok hayata katılmasını ve hayat konforlarının artmasını temin edebiliyoruz. Alzheimer'da ne yapabiliyoruz? Hastalığın ilerleyişini yavaşlatabiliyoruz biraz. Ha, bugün bulunduğumuz noktada bundan mutlu muyuz? Değiliz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buna yönelik önleyici veya radikal tedavi edici tedbirler almaya gayret ediyoruz. Şimdi ister aşı olsun,
önleyici tedavi. İster radikal tedavi olsun, ister semptomatik, yani hastalık belirtilerini baskılayarak hastanın yaşam kalitesini artırma. Mesela hipertansiyonda da böyledir. Hipertansiyon hastalığında ilacı biz veririz, tansiyon dengelenir, hasta ilacını kestiği zaman tekrar tansiyonu çıkar. Kronik kullanım gerekiyor. Yani, romatizma da öyle. Benim annem romatizma hastası. Semptomatik tedavi sağladığımız hastalıklarda, yani belirtileri baskılayan tedavilerdeki açmazımız ilaçların bir yaşam boyu kullanılması. Yani kronik kullanıma zorunluluk getirmesi. Orada hocam yani şöyle bir eleştiri de halkta oluşmaya başladı. İlaçlar hastalıkları tedavi etmiyor, sadece bastırıyor. Halbuki bütün hastalıklar için bu geçerli değil. Değil tabii. Yani demin tüberkülozdan örnek verdim. Birçok başka hastalık var. Bazı idrar yolu enfeksiyonları, bir sürü ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatlarda mesela bazı antibiyotikler hiç kullanılmasa ameliyatlardan sonra birçok hastayı biz postoperatif dönemde kaybederiz yani şiddetli enfeksiyonlar nedeniyle. Şimdi tabii ki bu semptomatik tedaviler yeterli değil. Halka tabii ki bakın. Bir akademisyen çıkıp da bunlar sizi tedavi etmiyor, sadece belirtileri baskılıyor deyip gerçeği anlatmıyorsa, işte bu tarafını saklıyorsa halkta da şu oluşuyor. Benim hastalığım aslında başka şeylerle önlenebilir. Demek ki bu ilaç endüstrisine para akıtmak için bu işleri, bu ilaçları bize zorunlu olarak kullandırıyorlar. Üstelik bunların da bir sürü yan etkisi var. Halbuki bu tarafta bir takım doğal ürünler var. Onların yan etkisi yok. Şimdi konuyu dağıtmadan, bir molekül bulundu, bir soru sorduk. Ya önleyeceğiz, ya radikal tedavi edeceğiz, olmadı hastalığın belirtilerini baskılayacağız. Bu molekül önce kendi rüştünü ispat etmesi lazım. In vitro dediğimiz canlı organizma olmayan sistemler üzerinde denenir. Örnek vereyim. Neye ilaç geliştirelim? Diyelim ki işte Alzheimer'a bir ilaç geliştirmeye çalışıyoruz biz bu sırada. Bazı Alzheimer'lı hücre zincirleri vardır. Bu hücrelerde bir baskılama yapar mı yapmaz mı? Çok böyle in vitro yöntem vardır. Böyle biz in vitro deriz ona. Canlı organizmanın dışında hücre kültürleri falan oluşturulur. Orada bir takım denemeler ve deneyler yapılır. Daha sonra in vivo dediğimiz deney hayvanlarında bu molekülün rüştünü kanıtlaması lazım. Önce toksikoloji deneyleri yapılır. Deney hayvanlarında öldürücü dozunun ne olduğu saptanır, etkili dozunun ne olduğu saptanır. Bunlar önemlidir. Daha sonra toksik dozu saptanır. Ne demek istiyorum? Deney hayvanına veririz bu molekülü. Daha sonra bu deney hayvanına otopsi çalışmaları sonuçlarına bakarız. Nerelere bakarız? Akciğerler, karaciğer, böbrekler öncelikle. Neden? Çünkü bunlar temel atılım organları. Daha sonra eğer bir santral sinir sistemine yönelik bir ilaç geliştiriyorsak ya da beyinde nereye geçiyor, ne kadar geçiyor, beyindeki dağılımı ne? Bunlara bakılır. Ha buralarda belli bir doz aralığı yakalandıktan sonra hastalık deney hayvanında modellenir. Mesela ben hipertansiyon için daha kaliteli bir ilaç geliştirmeye çalışıyorum. Deney hayvanında hipertansif bir model oluştururum. Daha sonra bu ilacı verip tansiyonunu düşürmesini beklerim. Hipertansiyon, diyelim ki biz bir hipertansiyon ilacı geliştiriyoruz. Daha etkili bir hipertansiyon ilacı geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün bu işleri yaptıktan sonra ya da işte Alzheimer ilacı olsun, deney hayvanda ya unutkanlıkla bir model oluşturmaya çalışırız ya bir hipertansif model oluşturmaya çalışırız. Molekülümüzü burada, yani ilacımızı, aday ilacımızı diyelim, burada deneriz biz. Ve denediğimiz zaman bizim karşımıza şunun çıkmasını bekleriz. İlaç etkili bir şekilde tansiyonu düşürüyor ya da ilaç etkili bir şekilde hayvanın hafızasını dişe dokunur şekilde bir miktar kazanmasına yardımcı oluyor. Bundan ilgili datalarımızı birleştiririz buradaki datalarla. Bütün ilacın vücuttaki tabii absorpsiyonu dediğimiz alındıktan sonra dağılımı hücreler arasında imilimi işte etkili hedef organdaki etkileri, hedef yerdeki etkileri, daha sonra atılımdaki durumu, nasıl vücuttan atılıyor. Bütün bunlar incelenir, bunlar bir dosya haline getirilir tamamı. Yeterli bir kanıt elde edilmişse siz gidersiniz, ilgili tabii ki bunların akredite laboratuvarlarda yapılması lazım. Bakın her laboratuvarda da yapılamaz bu çalışmalar. Akredite edilmiş,
iyi çalışma koşullarına, prensiplerine göre güvenilirliği kanıtlanmış laboratuvarlarda bu çalışmalar yapılır. Bu çalışmalardan süzülen geçen aday ilacımız için biz Türkiye'deysek Sağlık Bakanlığı'na başvururuz. İşte Amerika'da FDA denilen Food and Drug Administration, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'ne başvururlar. Avrupa'da EMA dediğimiz Avrupa İlaç Dairesi'ne başvuruda bulunur. Ayrıca her ülkenin kendi sağlık bakanlıkları vardır. Her ülke ilaç geliştirebilir. Yeterli altyapıya ve yeterli dizayna sahipse. Türkiye'de buna sahip bir ülkedir ama bugüne kadar hiç böyle bir ilaç geliştirmemiştir. Belki bunu bir başka programda konuşuruz. O ayrı bir konu. Bizde ilaç firmaları var ama onlar bizdeki bir ilaç dışarıdan mı alıyorlar? Bakın bizdeki ilaç firmalarının hiçbirinin, evet Ar-Ge birimleri vardır. Ancak bunlar kalite kontrolün ve bir takım biraz sonra geleceğim faz 4 veya bazıları belki faz 3 klinik araştırmaların ötesine geçemezler. Bu, ben en başından başladım. Bakın devam ediyorum şu anda. Hiçbir ilaç firmasının böyle bir molekül geliştirmek, moleküle önce preklinik dediğimiz klinik öncesi araştırmalar yapmak gibi bir hedefi Türkiye'de yoktur. Türkiye'de daha çok ilaç endüstrisini, şimdi burasını da ben eleştirebilirim rahatlıkla. Türkiye'nin geniş bir nüfusu vardır. Bu geniş nüfusta özellikle faz 4 dediğim, biraz sonra ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak, geniş popülasyonda ilaçlarını pazarlamak ve satmak isterler. Tekrar kaldığımız yere dönelim. Sağlık Bakanlığı'nda ilgili komisyonlar veya FDA'deki ilgili komisyonlar inceler dosyaları. Yeterli kanıtınız varsa sizin burada ilacınızın faz dediğimiz aşamalara geçişi sağlanır. Nedir faz aşamaları? Önce faz 1 dediğimiz faz 0 preklinikler. Yani oraya kadar faz 0'dı. Şimdi faz 1'e geldik. Faz 0 ne kadar sürüyor hocam? Sizin şeyinize bağlı. Yani 1-2 yılda da bitebilir, 2-3 yıl da sürebilir. Ama yani en az yine bir yıl sürüyor galiba değil mi? En az bir yıl. En az bir yıl. Hatta bir yıldan biraz daha fazla sürebilir. Çünkü o sonuçların değerlendirilmesi falan önemli konulardır. Yeterli altyapınız varsa, yeteri kadar deney hayvanınız varsa, mahir bir ekibiniz varsa çok kısa süre içerisinde bunları yaparsınız. Ama preklinik dediğimiz bu kliniğe gelmeden önceki süreçte diyelim ki in vitro çalışmalarda iyi veriler elde ettiniz ama geldiniz deney hayvanında da toksisteyi de güzel belirlediniz ama deney hayvanındaki modelde işlemedi. Yani tansiyonu düşürmedi ya da hayvanın unutkanlığını bir miktar anlamlı düzeyde düzeltmedi. O zaman o molekül çöpe, yani o molekülün bu tarafa geçme şansı çok yok. Geldi molekül faz 1'e. Faz 1'e bakanlık izin verdi. Bakanlık izin verdiği andan itibaren nereye gelecek? Sağlıklı gönüllüler. Sağlıklı gönüllüler bulunacak. Bu sağlıklı gönüllülerde araştırma yapılabilir, insan araştırmaları. Bu sağlıklı gönüllüler sigortalanırlar. Sigortaları yapılır, kendilerine bilgilendirme yapılır nasıl bir molekülün denendiğiyle ilgili. Bu aşı çalışmasında da böyledir, radikal tedavilerde de böyledir, semptomatik tedavilerde de böyledir. Sağlıklı gönüllülerde hastane koşullarında hasta değil bunlar, bakın dikkat edin, sağlıklı. Deney hayvanlarında tespit ettiğimiz dozlar insana göre değerlendirmeler yapılır ve insanlara verilir. Ve bu sağlıklı gönüllüler yan etkiler bakımından takip edilir. Yani ilaç sağlıklı insanlarda herhangi bir sıra dışı etki yapıyor mu? Ne yapılır? Bunların kardiyovasküler sistemleri izlenir, solunum sistemleri izlenir, boşaltım sistemleri izlenir. Kendi deneyimleri ve kendi belirtecekleri bilgiler değerlendirilir. Kan alınır, bütün kan analizleri yapılır. Bu çalışmalar sırasında herhangi bir kan tablosunda anlamlı bir düşüş, artış yapan, kan tablosunda değişiklik yapan, atılım organlarında herhangi bir problem yapan bir ilaç anında çalışma kesilir. Ve burada bu molekül gene devre dışı kalır. Şimdi faz 1'i geçmeyi başaran ilaç için raporlar sunulur. Denir ki işte baktık kan tablosunda bir değişiklik olmadı. İtiraf organlarında, atılım organlarında bir sorun yok. Hastalarda ciddi bir yan etki görmedik. Belli bir gönüllü sayısı var mı hocam? Var. Onların kaç? Belli sayıları var. Şu anda ben bu şeye göre değişir. Hedeflediğiniz işe göre değişir. 3-5 kişi değil ama değil 3-5 mi? Kişi değil, hayır. 3-5 kişiyle bu işler olmaz. En az 10-15 kişiyle, hatta daha fazla kişiyle olması gerekir ama
şeye göre de değişir. Yani ilacın doğasına göre, hedeflediğiniz duruma göre de değişir. Bunların guideline'ları, izlenecek yolları bellidir. Yeterli çalışma sonuçları derhal aktarılır. Bakanlığa gerekli bilgiler verilir ya da ilgili size ruhsat verecek olan birime. Buradan alınan izinle faz 2'ye geçilir. Faz 2 nedir? İlacınızın artık hasta gruplarda denenmesidir. Ve burada kısıtlı sayıda, az sayıda hasta grubunda, bu genellikle bir pilot hastane veya pilot bölge seçilir. Tabii ki hastalar ve hasta yakınları bilgilendirilir. Yeni bir ilaç gelmekte ve bu ilacı denemek ister misiniz? Bu hastalar ekstra sigortalanır. Hastalarda ilacın işe yaramasını bekleriz. O hastalığa özgül hastalarda eğer ilacımız işe yarıyorsa faz 3 iznini alırız. Faz 3'te daha geniş bir popülasyona sunulur ilaç. Faz 3'te de eğer bir problem çıkmıyorsa ilaç ruhsat alır. İlaç ruhsat alır bakanlıktan ve piyasaya sürülür. Ancak burada da faz 4 dediğimiz bir sistem vardır. Bakanlık yakın takibe geçer ya da izin veren kurum yakın takibe geçer. Ayrıca farmakovijilans dediğimiz bir sistem vardır. İlaç daha geniş popülasyona da çıktığında, mesela bazı ilaçların bazı yan etkileri %1 görülür, bazı yan etkiler 1000'de 1 görülür, bazı yan etkiler 10.000'de 1, bazıları 100.000'de 1. 100.000'de 1 ve 10.000'de 1 görülen yan etkileri sizin yakalayabilmeniz ancak daha geniş bir popülasyonda karşınıza çıkar. Yani faz 4'te çıkar. O yüzden bir ilaç faz 4'e çıktıktan sonra eğer sıra dışı bir yan etkiyle karşılaşılmış ve bu bildirilmişse, bu kadar emekten sonra firmalar ilaçlarını geri çekmek zorundadırlar. Bakanlık onların ruhsatını derhal askıya alır, bir süre takip edilir durum. Ondan sonra da ilaç geri çekilir, geri çekmeler olur. Şimdi bütün bu geri çekmeler, bütün bu süreçler halka nasıl anlatılıyor? Bakın şu ilacı da geri çektiler, bu ilacı da geri çektiler. Aslında oraya kadar gelmiş, biz tesadüfen bunu 100.000'de 1, 10.000'de 1, 1000'de 1 görülecek bir takım yan etkileri biz eğer şeyde görebilseydik, ilk daha faz 1'de sağlıklı gönüllülerde zaten geri çekilecekti. Yani sağlıklı gönüllülerde görülmeyen bir kan tablosu değişikliği faz 4'te karşımıza çıkıyorsa orada bile ilaç geri çekilebilir. Şimdi bu kadar denetim var, ruhsat var, takip var ve böyle bir üründen bahsediyoruz. Öbür tarafa geçelim. Gıda takviyeleri birinci grup. Gıda takviyeleri nedir? Falanca filanca bitkinin ekstresi. Bu ekstrenin işte şuna iyi geldiği, buna iyi geldiği ile ilgili çok veri vardır. Hatta bunun bilimsel yayın platformu da oluşmuştur. Yani birçok dergi vardır. Tabii yani hakemli dergiler vardır. Bu ekstrelerle ilgili yayınlar yaparlar. Bu yayınlar işte bir yerde toplanır. Şimdi bu yayınlar çerçevesinde eğer ki bu ürünler Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak ilaç kategorisinde değerlendirilmek isteniyorsa buyursunlar, yola çık. Önce faz 0, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4'ten geçip buraya gelmeleri lazım. Ama gıda takviyeleri için böyle bir yol yok. Direkt Tarım Bakanlığı'na başvuruyorlar. Tarım Bakanlığı tabii ki bir değerlendirme yapıyor. Burada tamamen bir değerlendirme yok demek istemiyorum. Ama demin söylediğim değerlendirmenin yanında bu değerlendirme o kadar ciddi bir değerlendirme değil. Neyi daha çok takip ederler? Bu ekstrenin güvenilir bir yerden geldiğini. Önemli mi? Önemli. Şimdi A bitkisinin, ben reklam olmasın burada insanlar kafalarını karışıp da gidip şu bitkiyi bu bitkiyi almasınlar diye ben A bitkisi diyeceğim. A bitkisinin 4 türü vardır örneğin. Bu 4 türü ancak bir büyüteç altında veya bir daha büyük yani kaba büyüten bir mikroskop altında görülerek türler ayrılabilir ancak. Dışarıdan baktığınızda 4'ü de A bitkisidir sizin için. Bunu E5'in kenarında yolarak da çuvalınıza doldurup aktardan alıp kaynatıp içebilirsiniz. Ya da bunun bir ekstresini bir eczanede gıda takviyesi olarak bulabilirsiniz. Ama bu ekstrelerin de nereden ve nasıl geldiği, bu bir 4 türün, 4 tip bitkinin hangisinden alındığı çok çok önemlidir. Bunların kontrolleri çok çok önemlidir.
Bunların kontrollerinin yapıldığı iddia edilir ama öbür taraftaki kadar sert bir yaklaşım burada yoktur. Ya da burada aktardaki çuvaldan gelen bitkiyle eczaneden alınan ekstra aslında aynı kefeye konur halk tarafından. Ve halk ikisini de birini suyunu kaynatıp içmeyi dener, öbürünü işte kapsül içinde tozu vardır onu yutmayı dener. Tabii ki öbürü daha pahalıdır. Bu daha ucuz. Gerçi eczanelerin de bu işe girmesi biraz aslında halkın bu konuya meyletmesini de arttırıyor sanki. Halkın meyletmesini arttırıyor. Yalnız bu ürünlerin eczanelerde bulunması, aktarlarda bulunmasından daha evladır. Bu bir. İkincisi de burada eczacılara çok büyük bir görev düşüyor. Eczacıların da epeyce bir bilgi sahibi olup öyle bir havadan böyle bir fitoterapi eğitimleriyle bir fitoterapi diye bir şey çıkardılar. Şimdi altını da doldurmadılar. Hatta bunun uzmanlığı var. Bu işler basit işler değildir aslında. Yani bayağı bir deneyim ve bilgi gerektirir. Ama şunu söyleyebilirim. Bir eczacının 5 yıllık eğitimi boyunca aldığı ilaç ve bitki eğitimi şu anda piyasadaki diğer tüm mesleklere göre yeterlidir. Yeter ki o eczacı bilgisini doğru biçimde kullanıyor olsun. Biz de doğru biçimde kullanacağını tahmin ederek bunun eczanede bulunmasının daha iyi olduğunu söylüyoruz. En azından bu eczacı bu ürünü rafına koyarken hangi kaynaktan bu ekstrenin geldiğini sorgulaması, hangi kaynaktan bu ürünü alıp rafına koyduğunu belirtmesi gerekiyor. Şimdi her şeye rağmen bakın çok iyi bir kaynaktan bile gelse bu ekstre, burada az önce anlattığım faz aşamalarından geçerek ruhsat alan, bakanlık ruhsatı alan ve daha sonra farmakovijilansla, farmakovijilans dediğimiz sistem içinde izlemesi yapılan, ihbarı yapılan ilaçla bunu aynı kefeye biz koyamayız. Hekimin reçete ettiği bu ilaçla ilgili hastada olabilecek herhangi bir problemden dolayı ciddi sorumluluğu vardır. Buna malpraktis denir. Eczacının doğru düzgün tarif etmeden ya da sıra dışı bir hastaya vererek zarara neden olduğu bu tip, yani birinci grupta anlattığım ilaçlarla ilgili yasal sorumluluğu vardır. Ancak bu gıda takviyeleriyle ilgili yasal sorumlulukla ilgili ben herhangi bir yasa olduğunu falan bilmiyorum. Yani varsa da beni düzeltebilirler ama zaten çok defa insanlar mesela gidiyorlar, şu anda şöyle bir sorun var. İnsanlarda sıra dışı, şimdi karaciğerin iki tane enzimi var. Biri ALT dediğimiz, basitçe söyleyeyim hani halk dilinde de anlaşılsın. İkincisi de AST dediğimiz, şeyleri aldıkları zaman hastalar tahlil sonucunu ALT ve AST diye görürler bunu. Uzun uzun ayrıntılarına girmeye gerek yok bu programda. Şimdi bunlar karaciğerin kapasitesini ve zehirsizleştirme yapma becerisini bize söyleyen iki tane enzim. Son zamanlarda şunu görüyoruz. Aşırı artmış veya orta düzeyde artmış bir ALT ama AST'de bir değişiklik yok. Birçok hastada böyle bir durum var. Birçok insanda böyle bir durum var. Hekimler de bakıyorlar. Bir takip edelim sizi diyorlar. Yani bir karaciğer yağlanmanız olabilir. Karaciğerinizde bir değişik bir şey olabilir. Son zamanlarda bir ilaç kullandınız mı diyorlar. Gene olağan şüpheli olarak şeye gidiyoruz. Yani İlacı. Evet, diğer birçok ilacın neden? Çünkü onların prospektüsleri var. O prospektüslerinde her şey yazıyor. Her şey. 10.000'de 1, 1000'de 1 gördüğünüz yan etki bile yazıyor. Ve hastaların şöyle bir özelliği var. Hekimin yazdığı ilacın prospektüsüne bakıyor. Sosyal medyada da biz bir şey söylediğimiz zaman vatandaş bana yazıyor. Prospektüsüne baktım, şu kadar böyle bir yan etkisi var. Öbürünün ama böyle bir yan etkisi yok. Çünkü öbürünün prospektüsü yok. Öbürünün detaylı bu kadar yazma zorunluluğu yok. Gıda takviyelerinin bu kadar zorunlu bunları yazma zorunluluğu yok. Şimdi bu artışların arka planına baktığımızda benim annemde de oldu. Annem gitmiş bir detoks şeyi satın almış bir yerden, onu içmiş. O yüzden karaciğer enzimleri sıra dışı bir şekilde yükseldi. Yani bunlar en basitinden karaciğer enzimlerini yükseltebiliyorlar. Bir takım başka sorunlar oluşturabiliyorlar ama kimsenin aklına bunlar bitkidir, doğal üründür, doğal ürün oldukları için de bunların herhangi bir yan etkisi yoktur klişesi yerleşmiş olduğu için kafalara sorun başka yerde aranıyor, burada olabilir.
Demin 4 tane türü olduğunu söylemiştim. A bitkisinin bir tanesi bunların tıbbi bitki. 2 tanesi tıbbi bitki değil. Ne artı ne eksi. Bir tanesi toksik. Bakın bir tanesini de tıbbi diye alıyorsunuz, zehirleniyorsunuz aslında. Sizi zehirleyebilir. O yüzden bunlar ciddi işler. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Bir moda daha çıktı. Şimdi gıda takviyelerinin dışında bir de tıbbi cihazlar var. Tıbbi cihaz deyince sizin aklınıza ne gelir? Bildiğiniz bir cihaz değil mi? Yani mesela astımı olan birinin bir cihaza bağlı olarak bir şey... Oksijen tüpü, falan, röntgen cihazı. Cihazı. Şimdi tıbbi cihaz diye karşımıza çeşitli damlalar falan çıkıyor. Bunlardan bir tanesini örnek verip geçeceğim burada. Ökaliptus yağı var. Ökaliptus yağı bir damla formatına getirilmiş bir firma tarafından pazarlanmış. Ha ne var bunda diyeceksiniz. Ökaliptus ya işte annemizin de biz çocukken şey vardı, bu septil vardı, döküyordu şeyin içine, nefesimizi açıyordu, kafamıza havlu falan koyuyorduk. Hala belki kullanılıyordur. Ökaliptus yağı işte nefes açıcı olarak çeşitli pastillerde, şurada burada da kullanılıyor. Bu şimdi sıkıntı şurada bakın. Ökaliptus yağı aslında böyle ezbere kullanılacak bir uçucu yağ değil. Dikkat edilmesi gerekiyor kullanılırken. Yoğun koklanmaması gerekiyor. Özellikle kim tarafından? Çocuklar tarafından. Halbuki ökaliptus yağının reklamının yapıldığını gördük. Ulu orta bir şekilde sinemalarda yapılıyor, televizyonlarda yapılıyor reklamı. Ve bu reklamlarda hem bir ilkokul çocuğu kullanılıyor, yakasına damlatılıyor bu. Burada şöyle bir sorun var. Biz kokulu kalemleri, kokulu silgileri niye yasakladık? Koklayarak uçucu solvent tipi bağımlılık bir ara çok belaydı başımıza. Bunlar yasak şu anda ama bir çocuğun yakasına bu şekilde damlatmak çok bana doğru gelmedi ama bu masum bir yaklaşım. Daha tehlikelisi şu, reklamlarda çocukların yastığına damlatılıyor. Hangi çocukların? Bebeklerin. 6 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 8, 9 aylık bebeklerin. Peki Avrupa İlaç Ajansı'nın web sitesine girdiğiniz zaman ökaliptus yağı için ne diyor? 30 ayın altındaki bebeklerde kontraindike kullanılmaması gerekir diyor. 30 ayın altındaki bebeklerde biz reklamını yapıyoruz. Bu çok tehlikeli. Yani, peki nasıl yapıyor bu reklamı diye baktığım zaman tıbbi cihaz ruhsatı alıp geri ödemesi olmayan ürün için bu reklamı yapabiliyor. Şimdi ama aynı yönetmeliğin bir sonraki maddesi de diyor ki eğer halk sağlığını tehdit edebilecek bir riski varsa reklamı yapılamaz diyor. Şimdi buna nasıl tıbbi cihaz ruhsatı alındığı ayrı bir konu. Ha, alınıyormuş, Avrupa'da da böyleymiş. Avrupa'da da böyle olduğunu söylüyorlar. İşte Amerika'da da böyle olduğunu söylüyorlar. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da her yanlış yapılanı biz burada tekrarlamak zorunda değiliz bir kere. İki örnek vereceğim. Bir tanesi Amerika'da ilaç artık marketlere kadar çıkmıştır. Ciddi reçetelenen ilaçlar. Bu Amerika'da ilaçtan yaşlıların zehirlenme yüzdesini artırmıştır. Amerika birinci sıradadır. Yaşlıların ilaç intoksikasyonuyla zarar görmesi ya da hayatını kaybetmesi meselesinde. Bizde hala eczanelerde olduğu için ilaç markete tam çıkamadığı için popülasyonu koruyoruz. Bu doğru bir şeydir. İkincisi de örnek vereyim. Avrupa talidomit diye bir ilaç geliştirdi. Gebe kadınlarda gebelik bulantı ve kusmalarını önlemek üzere piyasaya çıkarttılar talidomiti. Türkiye talidomite ruhsat vermedi. O zamanki komisyon, rahmetle anıyorum Profesör Doktor Şükrü Kaymakçalan'ın da içinde olduğu bir farmakoloji hocasıdır. Çok az bilinir Türkiye'de ama onu da rahmetle anmış olalım burada. Böyle iyi hocalarımız vardı. Buna cevaz vermedi zamanın Sağlık Bakanlığı, Türkiye sokmadı. Netice itibariyle biz kurtulduk kolsuz bacaksız çocuk doğumlarından ama bütün Avrupa kolsuz bacaksız çocuk doğumları oldu. O yüzden hep Batı'nın yaptığı her şey doğrudur. Biz illa birilerini taklit edeceğiz diye bir şey yok. Bilimin yolu bir, aklın yolu bir. Bu tarz tıbbi cihaz ruhsatı işlerinden de bizim vazgeçmemiz lazım. Çünkü bunlar etrafından dolanarak bakın reklam dahi yapabiliyorlar. Ama bu tarafta Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaçlar ayrıca reklam da yapamıyorlar. Reklam yapmaları da yasaktır. Sadece işte hekimlere yönelik bir takım tanıtımlar yapılabilir. Sanıyorum gıda takviyeleri ve normal ilaçlar arasındaki farkı anlatabildim. Gelelim. Gayet güzel anlattınız hocam. Gelelim
hani derler ya, zurnanın zırt dediği yer neresi? Şimdi Soner Yalçın da yazdı kitabı Kara Kutu'yu ve yerden yere vurdu Batı'yı. Şimdi Soner Yalçın'ın yerden yere vurduğu ürünler işte böyle geliyor. Peki Soner Yalçın tamamen haksız mı? Hayır, asla haksız diyemem. Ben de Cehalet Bilimi kitabında birçok şey yazdım. Ama şunu yapmadım. Cehalet Bilimi kitabında yapmadığım şu. Herhangi bir firmayı, herhangi bir komplo teorisi veya kaos teorisi üzerinden şu şudur, bu budur demedim. Diyecek olsaydım kanıtını koyardım. Şimdi orada bir kanıt yok. İki, bazı kanıtlarda sıkıntı var. Sorun burada. Bu bir. İkincisi, örneği şöyle verelim. İlaç endüstrisi gerçekten de bu işi suistimal ediyor mu? Peki bilim suistimal ediliyor mu? Bu soruyu soralım. Ediliyor bence. Neden? Geçenlerde bakın, belki bir başka programın konusu olabilir Cem Bey. Keyifle bunu da konuşmak isterim. Hormonlu bilim ve hormonlu bilimciler çıktı ortaya. Ben bunu böyle Türkçeleştim. Hormonlu bilim. Hormonlu bilim ve hormonlu bilimciler. Şimdi hiper prolifik diye geçiyor. Nature'da da bir makale yayınlandı bundan ilgili. Yılda 70 makale yayınlayan bilimciler var. Yılda 70 makale. Yılda 70 makale. 70 makale. Yani WhatsApp grupları olmuş, oluşmuş. WhatsApp gruplarında bir araya geliyorlar. Birisi introduction'ı yazıyor, birisi başka bir şeyi yazıyor. Elimde şöyle bir şey var diyor. Bu veriyi değerlendirelim diyor. Bu iş artık o kadar çığırından çıkmış durumda ki. Bir de dergiler türedi. Paralı yayın yapan, ama her paralı yayın yapan dergi kötü değil bakın. Ha, para verip yayın yaptırıyorsunuz. Para verip yayın yaptırıyorsunuz ama parasız yayın yapan da var aralarında. Şimdi ben bu bilimsel yayın yapan dergileri ve bilimsel yayıncılık da şu anda öyle bir yol ayrımında ki ciddi bir sıkıntı yaşıyor dünya bu konuda. Ve bazı dergileri yağmacı dergiler ve korsan dergiler olarak bir kenara koyduk. Bu neden? Eskiden olmayan bir şey değil mi? Bu yeni, başlayan bir akım bu. Şimdi bazı dergiler var, hızla yayın yapıyorlar size ve bu dergilere baktığınız zaman çok da böyle havalı isimleri var ve çok yakın, çok değerli dergilere. Ancak bu dergilerde yeterince hakem sürecinden geçmeden, yeterince incelenmeden makaleler yayınlanıyor. Bu bir. İkincisi, bazı yayınlar sahte olabiliyor. Yani bu WhatsApp grupları bir araya gelip bazılarında sahte yayın yapıyorlar. Her WhatsApp grubu tabii kötü değil. Şunu da demek istemiyorum ben. Benim de var bir WhatsApp grubum kendi laboratuvarımla. Biz kendi aramızda tartışıyoruz, yazışıyoruz ama bu WhatsApp gruplarını küresel ölçekte bir ucu Pakistan'a, bir ucunu Amerika'nın bir eyaletine, bir ucunu Güney Afrika'ya dayadığınız zaman veya bir ucu da İstanbul'da grup halinde. Şimdi 10 kişisiniz, 8'iniz bir yayın yapıyor. Sonra öbür 8'iniz bir yayın yapıyor ve daha sonra birbirinize atıfta bulunuyorsunuz. Atıf sayıları da çok artıyor bu şekilde ve bir anda aslında nasıl bir problem üzerinde çalıştığı belli olmayan, çok fazla atıfı ve çok fazla yayını olan bilimciler çıkıyor ortaya. Şimdi bir tarafı bu. Neden bu böyle oldu? Çünkü bilim çok ticarileşti. Çünkü üniversiteler atıf ve yayın sayısına göre, H indeksine göre bilimcilere değer veriyorlar ve bir anda bunun sahtekarlığı türedi. Bunun da bir sahteciliği ortaya çıktı. Bunu bir kenara koyalım. Bunun ötesinde hem bilimsel sahtekarlık var bir taraftan, öbür taraftan kapitalist sistem, kapitalizm ilacı ve sağlık sistemini müthiş bir kar getiren, çok büyük para getiren bir meta olarak görüyor şu anda. Bakın, bilgisayar şirketleri, LG mesela bir telefon ve elektronik şirketidir, doğru mu? Sony böyle bir şirkettir. Apple. Apple'ı bilmiyorum. Bildiğim bu ikisi ilaç molekülleri üzerinde çalışıyorlar. Prototip molekülleri ürettikten sonra, işte faz sıfıra falan getirdikten sonra o molekülleri öngörüyle, yüksek öngörüyle ilaç endüstrisine devrediyorlar. Ve işte hale gelinceye kadar, tarladan hale gelene kadar, işte domatesin fiyatındaki artış gibi sürekli olarak ilaç maliyetleri katlanıyor. Şöyle düşünelim, Pasteur kuduz aşısını buldu. Jenner çiçek aşısını buldu. Bir başkası işte tüberküloz basiline karşı ilaç geliştirdi. Alexander Fleming penisilinleri geliştirdi. Bunlar
onore edilme, önemli ödüller alma ve isimlerini bilim tarihine altın harflerle yazdırmanın çok daha ötesinde büyük gelirlere sahip olmadılar. Ama bugün elinizde bir ilaç patenti tutmak ve her şeyi patentlemek ve bu patentleri daha sonra ticarete ve kara dönüştürme burada çok önemli bir faktör. Burada siz kapitalist sistem içinde ilaç endüstrisini kendi başına bırakırsanız ve buna tekstil endüstrisiyle aynı muameleyi yaparsanız ve serbest piyasa ekonomisi var, herkes tabii ilacını da tanıtacak, ilacını da satacak derseniz, vallahi ben olsam, ben de ilaç firmasının yerinde olsam tabii ki ilacımın tanıtımını da yaparım. Daha fazla satılabilmesi için bir takım ölçütleri aşağıya doğru indirmek için baskı yapıp ne bileyim işte kolesterol 240'tan 200'e indiği anda yeni kolesterol ilacı kullanıcıları geliyor. Tansiyonun normal değerini 13'ten 12'ye 11'e çektiğim zaman yeni tansiyon ilacı kullanıcıları geliyor. Böyle bir baskı tabii yapacak. Ya da şunu yapabilir mi? İşte iki kutu ilaç içirip tamamen iyileştirmek yerine sürekli kendime bağlı bir ilaç içireyim. Yok, kronik hastalıklar için bunu o kadar şey yapamayız. Yani bir hipertansiyonda tabii ki kullanmak zorunda hasta ilacını ama... Bir de şey de var ya hocam, sözünüzü kestim. Programın da sonlarına doğru geliyor. Aslında çok fazla konuşacak konu var. Bir kısmını konuşabilirim. Ben bağlayacağım ancak. Zaten çok hızlı. Bir de hani öldürülen doktor efsaneleri var. Hani bu doktor kansere çözüm buldu ama daha sonra işte ilaç mafyası öldürdü gibi. Vallahi ya bu, bakın bunun kanıtı olması lazım. Ortaya net kanıt koymak lazım. Net kanıt olmadığı sürece kansere çare bulunduysa ve bir kenarda bu duruyorsa bu çok gizli kalmaz. Ki her yeni çıkan kanser ilacının, her yeni çıkan kemoterapinin öncekinden iyi olduğunu biliyoruz. Her yeni çıkan şizofreni ilacının bir öncekinden daha iyi olduğunu biliyoruz. Burada o kadar büyük kaos teorilerine gitmeye çok fazla bakın gerek yok. Ama ilaç endüstrisinin bugün problematik olmasının nedeni bizim ilaç ve sağlıkla ilgili kapitalist sistem kurallarını doğru düzgün tartışamamamızdan ve buraya bir çeki düzen veremememizden kaynaklanıyor. Biz bunu tekstil ürünüyle aynı yere koyduğumuz müddetçe ilaç endüstrisi böyle davranmaya devam eder. Ama bütün dünya bunun farkında mı? Farkında. Ekonomistler bunun farkında mı? Farkında. Sağlıkta şimdi insan hakları evrensel beyannamesini bir taraftan koyacaksınız. Bakın şimdi koronavirüs var. Bunun aşısı geliştirilecek. Bunun ücretsiz ulaştırılması gerekir bütün insanlara. Bunu göz ardı edebilir misiniz? Edemezsiniz. Neden? Bu bir salgın. Eğer siz birilerine bu ilacı götürüp de hastalığı önlemezseniz bu hastalık size gelir. Çünkü yayılma eğilimini gösteriyor. Ha bunu başka hastalıklar içinde yapabilirler mi? Yapmamaları lazım. Bunun için nasıl bir yol izleyeceğiz? Etik bilinç olacak. Kural ve kanunlarımız olacak. Yasalarımız olacak. Var mı? Var. Yeteri kadar koruyucu mu? Koruyucu. Ha Türkiye'yi bir tarafa koyuyorum. Türkiye'de bu cehalet bilimcileri olarak tarif ettiğim, halkın kafasını karıştıran akademisyenlerin pervasız bir şekilde kanıta dayalı olmadan sallamaları, halka zarar vermelerinin kanunda bir karşılığı yok. Bunun için ben baroları göreve davet ediyorum. Meclisi göreve davet ediyorum. Türk halkının sağlığıyla bu şekilde oynanmaması lazım. Son olarak şu örneği verip bitireyim. Herhalde sonuna geldik iyice. İlaç endüstrisine şöyle bakalım. Şehirlere baktığımız gibi şehirleşme oldu, belediye hizmeti getirdik. Belediyeler olmasa şehirler büyük bir kaosa girer. Doğru mu Cem Bey? Belediye, evet. Bütün hizmetlerine ihtiyacımız var. Ama belediyede etik dışı işler oluyor, yolsuzluklar oluyor. Çaresi belediyeyi lav edip biz kadim sisteme dönelim, belediyecilik olmasın, eskiden olduğu gibi olsun deme şansınız bu çağda yok. O yüzden bizim ilaç endüstrisini de feshedip bunun yerine başka bir endüstriyi koyma şansımız da yok. Kanıta dayalı tıbba güvenmemiz ve kanıta dayalı bilime güvenmemiz ve bilimi etik zemine daha çok çekmemiz... Etik zemine gelmiyorsa da yasalarla, ama doğru düzgün yasalarla ve doğru düzgün hukukçularla da bu işi kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, özellikle medya ayağına da mutlaka medya daha çok dikkat etmemiz bambaşka lazım. Bir şey. Yani ama ben medyaya burada çok değinmedim. Tabii ki medya, en başında söyledik bir köpeğin adamı ısırma meselesinden. Medyada konu sağlıksa eğer şu... Adamın köpeği ısırma haberleri yerine halkı doğru aydınlatacak doğal haberlere yönelse
daha iyi bir iş yapmış olur. Peki, çok teşekkür ederiz. Şu an anladığım kadarıyla onda birini ancak konuştuk aslında meselenin. Ama bence çok fazla iyi konu var. Sıkıştırdığımızı zannediyorum. Ben televizyonlarda veya sosyal medyada ya da YouTube kanallarında bu ikisini böyle mukayese eden bir konuşmaya da rastlamadım. Herhalde faydalı olacak izleyenler için. Bence çok net bir şekilde aslında özellikle ilacın nasıl oluştuğu noktasında bir ders niteliğinde aslında açıklığa kavuşturduğumuzu düşünüyorum konuyu. Zaten bizi izleyen izleyicilerimiz de bu konuya meraklı olan kişiler olacak ve aydınlanacaklardır mutlaka. Umarım. Çünkü zaten televizyonda da klasik medyada bunları hiç kimse anlatmıyor. Tam tersine işte bilmem ne bitkisindeki mucizeden bahsediyorlar. Ama faz sıfırın nerede, faz birin nerede? Hiçbir fazın olmadan bizim enişte kullanmıştı. Evet. Onda işe yaradı. Maalesef. Fakat bu maalesef işte enişte de işe yaradı ama eniştenin acaba böbrek ne durumda? Eniştenin karaciğeri bozdu mu? Evet. Eniştenin belki uykusu düzene girdi ama böbrek belki gitti. Farkında değilim işte. Cem Bey, çok önemli bir şey söylediniz. Vaktim var mı? Bir dakika daha ekleyebilir miyim? Var, tabii buyurun. Tabii ki. Bakın, bir de şöyle bir yeni nesil bilimci tipi çıktı. Şimdi çıkıyor vatandaş televizyona, elinde bir makale sallıyor. Diyor ki, bu makaleye göre diyor, bakın çok da iyi bir dergide yayınlanmış. Hı hı. İşte burada diyor, işte şu şey, şunu A ilaç, A bitkisi B hastalığını hallediyor gibi bir şey diyelim hadi. Şimdi tamam, iyi bir dergide yayınlanmış olabilir ama o sadece bir veridir. Acaba biz baktığımız zaman içine onların 8 tane en eşittir 8 hasta içerdiğini veya 10 hasta içerdiğini, bir makaleyle sınırlı olduğunu, çok yeni bir makale olduğunu görüyoruz. Şimdi oradaki veri bilim dünyasına sunulmuş tartışmaya açık bir veridir. Bunu kesinmiş gibi halka aktarmak tam da bir cehalet bilimciliğidir. İstediği kadar doğru kaynaktan alıp getirsin. O kaynağı alıp getirecek, kendisi bir kongrede tartışacak bunu. Veya o kaynağı destekleyen başka kaynakların birikmesini bekleyecek. Geçenlerde onunla ilgili bir haber gördüm. Kellogg's firması çok ünlü bir üniversiteye 700 milyon dolar para bağışlamış. Mısır gevreğinin kahvaltıda tüketilmesinin faydalarıyla ilgili araştırma yapması için. Şimdi 700 milyon dolar bağışlarsanız tabii ki mısır gevreğinin faydalarıyla ilgili onlarca makale çıkar, hatta yüzlerce bile çıkar. Yani ben kötü düşünmek istemiyorum ama şunu yapmak lazım. Eğer endüstriyle bir alakamız varsa bizim, bu söylediğiniz Hı-hı. örnekten yola çıkıyorum, bunu gizlemememiz lazım. Yani bazı makalelerde bakıyorsun, mesela enerji içecekleri faydalıdır vurgu yapan makaleler oluyor. Yazarına bakıyorum arkasında, artık bu zorunlu hale geldi yasal olarak. Hmm. Amerika yasa çıkarttı bundan ilgili. Diyor ki, ben diyor bunu üreten firmanın aynı zamanda danışmanıyım diyor. Şimdi o makaleyle o firmanın danışmanı olmayan bir laboratuvardan çıkan makaleyi karşılaştırmamız lazım. Hepsini bir havuzda değerlendirmemiz lazım. Ben öbürlerini de kötülemiyorum bakın. Onlar da çalışsınlar, biz de çalışalım ama doğru bir meta analiz yapalım. Doğru bir analiz yapalım bu veriler ışığında. Evet, halkın genellikle bu tür efsanelere inanma oranı daha yüksek. Çünkü insanlara yani gerçekleri değil, duymak istediklerini söylediğinizde onlar daha mutlu oluyor. Fakat evet, söz konusu olan sağlık olunca hocam, aynen, ölüyorsun yani, bu i̇laç, işin şakası bakın, yok. İlaç çok teknik bir konu. Halkın değerlendirebileceği, yani kolay kolay rahatlıkla değerlendirebileceği bir konu değil. İşte böyle bir kaos teorileri veya komplo teorileri üzerinden anlatılacak bir şey hiç değil. Evet, yani hani dünyayı Illuminati yönetiyor, yarım saat oturur konuşuruz, sonra ayrılırız, evimize döneriz. Evet. Ama aşı olmak zararlıdır dediğin noktada çocuğunun hayatıyla oynuyorsun. Bu sadece o kadar basit bir şey değil. Çocuğun hayatıyla mı oynuyor? Yani benim hayatımla da oynuyor. Benim tabii, çocuğumun tabii hayatıyla da oynuyor. Evet. O yüzden bazı ülkelerde yasal zorunluluktur aşı yaptırmak bakın. Yasal olarak zorunludur. Ve yalan haberler verilmiştir televizyonlarda. İşte filanca ülkede, ben isim vermeyeceğim de, filanca ülkede aşı yapılmıyor aslında, yaptırmaz çocuklarına. İşte İsrail aşı yaptırmıyor diye bilgi verdiler. Evet. Bu doğru bir bilgi değil. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz bu aydınlatıcı bilgilendirme ben için. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Bir bölümün daha için sonuna geldik. Tekrar sizi yine görmek isteriz hocam. Hatta keşke böyle ayda bir kere sizi alabilsek. Siz de Zanka çok yoğunsunuz TV'yi gerçi. Zanka TV'yi seviyoruz.
Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkürler. Sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Uzbay'dı. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, farmakoloji uzmanı kendisi. İlaçları, ilaçların zararlarını, ilaçların nasıl, hangi süreçten geçerek bizim önümüze kadar geldiğini, bütün bunları konuştuk. İlaçların zararları derken aslında daha çok takviye besinlerin olası zararlarından da bahsettik. Böylece programımızın sonuna kadar geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.